Kutay Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, usta gazeteci Alper Kutay'ın hazırlayıp sunduğu, her pazartesi saat 19.30'da ekrana gelen Politika Kulisi'nin dün akşamki konuğu, CHP'li inşaat mühendisi Yılmaz Bağışlar oldu. Mahmutlar siyasetinin genç kuşak etkin isimlerinden olan Bağışlar, son dönemde Antalya ve Alanya siyasetinde yaşanan gelişmeleri ve çalışmalarını anlattı. Haber bültenimizde CHP ilçe başkanı Sayın Coşkun Karadağ telefon bağlantısıyla konuk aldık. Çünkü dün akşam İl Başkanı Nusret Bayar'la ve diğer 18 ilçe başkanıyla beraber Ankara'ya gittiler ve burada bir görüşme yaptılar. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarıyla herhangi bir sorun olmadığını Muhittin Böcek'le, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'le İl Başkanı Sayın Nusret Bayar arasında herhangi bir sorun olmadığını ve çalışmalarını aynı şevk ve azimle devam edeceklerini söyledi Sayın Karadağ. Öncelikle buradan başlayacak olursak, hem partinin içerisinden birisi olarak gelişmeleri de bizden daha iyi biliyorsunuzdur. Gerçekten iddia edildiği gibi Sayın Böcek'le Sayın Bayar arasında bu özellikle Sayın Böcek'in koronavirüs tedavisi gördüğü dönemden başlayan bir sürtüşme, bir sorun var mı? Şöyle açıklamak gerekiyor bu durumu Alper Bey. Tabii ki Muhittin Böcek Başkanımız Cumhuriyet Halk Partimizin seçilmiş belediye başkanıdır. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanımızda kendisi bir yönetimi vardır ve il başkanlığı görevini devam ettirmektedir. Dönem dönem partiler arası, partilerin kendi içinde bu tür ufak tefek sıkıntılar yaşanabilir. Ben bunların aşılabileceğini düşünüyorum. Çok ciddi bir problem olduğunu da düşünmüyorum. Hem Muhittin Bey şu anda görevinin başında hem de Nusret Bey görevinin başında. Ufak tefek dediğim gibi kendi aralarında bir durum olabilir, gelişebilir. Bunlar siyasetin içinde, politikanın içinde var olan şeyler. Önemli olan burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu ve pozisyonuna zarar getirmemektir. Bizim için de, vatandaş için de önemli olan budur diye düşünüyorum. Şu anda da herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum. Biz Coşkun Başkan'la bugün de telefonda görüştük. İl Başkanımızla da sürekli istişare halindeyiz. Her ikisi de görevlerinin başında ve vatandaşa, millete hizmet etmek için var gücüyle devam ediyorlar mücadelesine. Siz Sayın Böcek'le bu tedavi sürecinin ardından fiziki olarak hiç karşılaştınız mı? Bir araya geldiniz mi? Yok, hayır, gelmedik. Ya zaten Muhittin Bey şu an içinde çok toparladı. Allah'a çok şükür iyileşti. Kendisine de buradan tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Sonrasında zaten çok fazla önemli durumlar harici çok fazla dışarıyla bir temas kurmamaya özen gösterdi. Bence doğrusu da budur. Sonuçta henüz pandemi süreci devam ediyor. Hepimiz için risk devam ediyor. Daha önce bu hastalığı çok zorlu bir şekilde atlatmış birisi olarak hem kendisini korumak hem dışarıdakileri korumak amaçlı bir süre daha en azından tedavisinin devam ettiği işte hem psikolojik destek, çünkü çok kolay bir şey değildir, Allah kimseye göstermesin. Yani çok uzun süre bir şey yoğun bakımda kalmak ve sonrasında çıkmak ve hayata direkt adapte olmak zordur, ama Muhittin Bey bunu başarabilecek güçte ve potansiyelde bir insan. Ben de temas kurma şansım olmadı. Dediğim gibi zaten çok da fazla çok önemli elzem memleketin işi, vatandaşın işine olmayan durumlar dışında da çok fazla temas kurduğunu da düşünmüyorum. Yani çalışmalarında aslında bir azalma, eksilme yok. Zaten bir ekibi var, bir kemik kadrosu var. Onlar zaten işi yürütüyorlardı Antalya'da, Alanya'da. Bu bağlamda da herhangi bir sorun olduğunu ben düşünmüyorum. Sizin görüşünüz nedir? Ben de aynı düşüncedeyim. Devlette süreklilik esastır. Yani kurumlar da aynı sizin burada nasıl şirketiniz var? Şirketler gibidir. Kurumsallaşmıştır ve kendi bürokratları, düzeni devam etmelidir. Doğrusu da budur. Sonuçta bir belediye kurumun yöneticisi, belediye başkanı tabii ki çok önemlidir. Onun kararları, onun icraatın içinde bulunması, fakat o yokken de aynı şekilde bütün hizmetler devam edebilmelidir. Başarılı belediyelerde, kurumsal belediyelerde de bu böyle olmalıdır. Aynı nasıl burada da Adem Bey bir dönem bu sıkıntıyı yaşadı ama belediyede bir şekilde hizmetler devam etti. Bir dönem Ekrem Bey de aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da pozitif teşhisi konmuştu. Orada da belediye
görevlileri hizmetlerine devam ettirdi. Doğrusu ve olması gereken de budur. Belediyeler kurumsal yerlerdir ve o sürekliliği, o devamlılığı kişilere bağlı kalmadan devam ettirebilmelidir.